Değerli arkadaşlar, bugün fundik varislerin kapatılması konusunu anlatacağım. Tabii fundik varisler iki şekilde kapatılabiliyor endoskopik yöntemlerle. Bir tanesi siyano-aklat yöntemi. Biz siyano-aklat yöntemini eskiden körlemeye endoskopik ultrason olmadan uygulardık. Fakat son zamanlarda endoskopik ultrasonla uyguluyoruz. Fakat ikinci yöntem, COIL yöntemi, son zamanlarda daha gündemde. Ve endoskopik ultrasonun 19 gauge'luk iğnesinin içinden değişik tipte koilleri varisin içine göndererek kapatıyoruz. Ve komplikasyon çok az, sonuç çok etkin oluyor. Burada yaptığımız vakalardan bir tanesini sunacağım. Burada koil tipleri var. Nestor tip koili kullanıyoruz daha çok. Bakın, yay gibi bir sistem var. Üstünde de poliüretan fiberler var. Bir de tornado tipi koilleri kullanıyoruz. İşin açıkçası tornado tipi koiller çok iyidir ama daha pahalıdır. Burada gördüğünüz gibi gastrik varisler var. Daha önceden tanısı konmuş, MR anjiyografisi de yapılmış bir vaka. Evet, salkım gibi şurada sol tarafta varisler gözüküyor. Şimdi durdurduk. Burada varisleri çok daha iyi görebilmek mümkün. Ve bu varislere, evet, endoskopik ultrasonografi uyguladık. Varislerin kendisi gözüküyor. Lineer endoskopik ultrasonografi ile. Tabii önemli olan varisi görmek değil, bu varisleri meydana getiren midenin dış yüzeyinden içeriye giren perforan veni bulmaktır. Ve perforan veni buluyoruz biz. Nereden anlıyoruz? Şurada muscularis propria var. Muscularis propria, evet. Ve arkasında perforan ven. Ve bunun içine 19 gauge'luk endosonografi iğnesiyle giriyoruz. Evet, şu anda girdik ve styleti dışarıya alacağız yavaş yavaş. Zaten çekerken evet gözüküyor. Styleti şu anda geriye aldık. Arkasından koilleri yardımcı endoskopi teknisyeni arkadaşımız yavaş yavaş yukarıdan endosonografi iğnesinin içinden gönderiyor. Ve şu anda da koil yukarıdan evet yavaş yavaş geliyor. Koilin ucu dışarıya çıktı. Tabii koil aslında üzerinde fiberler olan bir yay sistemi. Koil evet yavaş yavaş serbest bırakılıyor. Ve etrafındaki fiberler aynı anda hemen trombosit agregasyonunu başlatıyor. Bakın. Evet, hemen varis trombozu olmaya başladı. Evet, koili serbestleştirmeye devam ediyoruz. Serbestleştiriyoruz. Ve ilk koilde yaklaşık olaraktan %50'sini kapatabiliyoruz bu tip varislerin. Evet, halen koili serbestleştiriyoruz. Yukarıdan geliyor ve serbestleştiriyoruz. Evet, şu anda serbestleşti koil. Serbestleştikten sonra arka tarafa doğru kaydı. Evet. Evet. Şimdi ikinci coil'e yerleştiriyoruz. Evet. Ve ikinci coil'den sonra lümen hemen tamamen tama yakın kapandı. Fakat inceledikten sonra bir tane daha konulmasına karar verdik. Çünkü bu gastrik varisler daha önceden kanama meydana getirmişti. Oldukça riskliydi ve şansa bırakmak istemedik. Şu anda şu bölgede görüyorsunuz. Evet, varisin bulunduğu bölge burada, iğne burada. Ama birazdan iğnenin ucunu hareket ettiğince fark edeceksiniz. Varisin içinde, evet bakın, iğnenin ucunda koiller var. Evet, şurada hafif bir boşluk var. Sonuçta burayı da kapatmak için üçüncü koili uyguluyoruz. Şu anda yardımcımız yukarıdan üçüncü koili gönderiyor. Çok etkin. Tabii iğneyle girdikten sonra mutlaka koili yerleştirmeniz gerek. İğneyi koili yerleştirmeden geriye çektiğiniz zaman müthiş bir kanama ile karşılaşabilirsiniz. Evet, Doppler yapıyoruz. Yeterince agregasyon var mı? Evet. Şimdi burada fluoroskopik görüntüyü görüyorsunuz. Koillerin fluoroskopi ile görüntülenmesi. Evet. Yavaşça burada sonuncu koili evet serbestleştireceğiz. Bakın iki tane koilin ucu gözüküyor. Şimdi üçüncü koilin de ucunu göreceksiniz serbestleştiği zaman ve iğneyi görüyorsunuz. Evet, yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Aslında burada işi yapan koilin metalik yay sistemi değil. Trombosit agregasyonunu başlatan bu koillerin üzerindeki lifler. Yardımcı olan anestezi ekibine ve endoskopi hemşirelerine teşekkür ederim.